Arkadaşlar yepyeni bir seriyle karşınızdayım. Biliyorsunuz birkaç haftadır söylüyordum, söyleyip duruyordum. Kıbrıs'a gideceğiz, Kıbrıs'a gideceğiz diye. Ve şu an artık Kıbrıs'tayız gerçekten. Daha ayağımızın tozuyla hemen bir proje turuna başladık. Ama zaten buraya gelmemizin sebeplerini ben size söyleyeyim. Bizi davet ettiler. Bizi ağırlamak istediler. Biz de seve seve hemen atlayıp geliriz dedik. Zaten bir saatte iğni verdik zaten Mehmetcan'la Kıbrıs'a. Biz tabii daha tanışana kadar bilmiyorduk. Şu anda Kıbrıs'ın en lüks projesini gezmeye başlamışız bile, haberim yok. Ve bu projeyi yapan 4 şirketten bir tanesi Tunalı İnşaat bizi davet etti. Arkamda görmüş olduğunuz hanımefendi de Ceyda Tunalı, şirket sahiplerinden bir tanesi. Kendi elleriyle yaptığı bir proje. Kardeşiyle beraber. Ceyhun merhaba, ellerinize sağlık. Şimdi bu projeyi gezeceğiz. Biz dün akşam geldik, burada konakladık ve gündüz gözüyle gezmeye başladık. 3-4 gün daha Kıbrıs'tayız. Birkaç proje daha gezeceğiz. Ama önce sizi Ceyda ile tanıştırayım. Ceyda, nasıl? İyiyiz efendim. Siz nasılsınız? Hani hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Burada duruyorum boydan. Şöyle mi yapayım? Yok yok, böyle durabilirsin. Aha Ece'nin böyle daha rahat. Handişko söylemişti. Handişko sayesinde evet. Böyle bir tanışma vesilesi oldu. Sonra sen bizi davet ettin. Biz de seve seve geldik gerçekten. İyi ki geldiniz bu inanılmaz arada. İnanılmaz ağırlıyorsunuz yani. Öncelikle projeyi gezmeden bir teşekkür edeyim dedim. Ne demek? Biz daha sıcak bir hava bekliyorduk ama şu an mesela Haziran'ın sonlarına doğru geldik. Haziran'ın ortasındayız. Aynı bildiğin Antalya-İzmir havası gibi. Kesinlikle. Fazla da bir nem yok. Böyle efil efil esiyor. Şu an Kıbrıs'ın neresindeyiz biz? İskele bölgesindeyiz. İskele bölgesi. Mesela o meşhur Girne tarafının tam aşağısına doğruyuz değil tersi mi? Tersi gibi. Lefkoşa'nın evet. Dibindeyiz. Lefkoşa. Harita gözünüzde getirirseniz. Lefkoşa şurada. Girne kuzey bölümü. Kuzey bölümü. Türkiye'ye bakan bölüm. Biz şimdi şu kısımlarındayız. Harika. Bizi karşılayan beyefendiyle siz gönderdiniz ya, adamın başını şişirdik. Feyzullah'a selamla buradan. 40 dakika boyunca biz arkada sürekli, Mehmetcan bir öne oturuyor. Nasıl bir deneyimmiş sol tarafta oturmak. Sonra o değişiyor, ben öne geçiyorum. Ha başım döndü diyorum, arkaya dönüyorum. Adam demişti ki bu salaklar ne yapıyor? Estağfurullah. Sizin için çok büyük bir fark şimdi. Evet evet. Araba kiralamayı düşünüyordum, vazgeçtim yani. Korktum yani. Bir iki kere daha gel, sonra alışınca alışırım, kiralarsın araba. Ben bundan sonra ayağım alışık Kıbrıs'a gelirim. Her zaman yani. Bekleriz. Kaç tane konut var totalde? Şu anda totali komple karşı tarafta tamamlandığında 780 tane konut olacak. İki etap var demiştin i̇ki galiba. İki etap var, aynen öyle. Sizin bu arada üçüncüsü de olabilir. İrili ufaklı başka bölgelerde de projeleriniz var tabii galiba. Tabii ki. Belki onlara da bakarız. Sonrasında tabii ki bakarız. Şimdi Four Seasons Life projenin ilk etabı %90-95 tamamlandı herhalde. Teslimler yapıldı. Dün akşam biz geldiğimizde de çoğu hane yaşıyordu. Ağırlıklı olarak yabancı var. Rus, Alman, Avrupalı Norveçli, var. Norveçli, Kazakistan, Ukraynalı, Rus, Alman bir var. De Türkiye'li. Türkiye'li. %30 yaşam başladı arkadaşlar. Çok güzel bir restoranı var. Dün akşam orada yemek yedik. Gittik balık restoranında hamburger söyledik. Mehmetcan'la balık restoranı olduğunu bilmiyorduk. O da güzeldi, fena değildi. Şimdi şu an projenin tam ortasındayız diyebilirim. Giriş arkamızda kaldı. Deniz de bu tarafta kaldı. Şöyle bir havuz alanını gösterelim. Orada birileri bıcı bıcı havuza giriyor. Tanıtalım. Aşağıda da spor salonu ve spası olacak. Daha henüz onlar tamamlanmadı. Kaç tane daire tipi var bu arada? Şöyle söyleyebilirim. En öndeki 3+1'ler var. Özel havuzlu olan. 2+1 villa var. 2+1 apartman dairesi var. 1+1 loft var. 1+1 normal daire şeklinde olanlar var. 1+1 de var. Tabii ki. Aa. Aynı zamanda 1+0'lar da giriştedir. Onlar da otel konseptinde düşünülerek yapılmıştı. Aa. Girişte bir de ticari üniteler de vardı galiba. Evet. Aynen öyle. Yani 5 çeşit daire tipi var. Su kaydırağı bile yapmışsınız yani. Evet. Havuzun şekli de güzel, böyle karemsi değil de böyle bir daha değişik, bir daha hoş olsun dedi. Evet. Bugün bir ara böyle bir atlayıp girdim ben. Hemen nasıl? Yandım, kızardım. Krem de sürmedim. Cahil güneş gibi. Güneş güzeldi. Şimdi de bayağı bir rüzgar başladı ama. Bazı sokak isimleri burada gördüğüm kadarıyla yabancı, mesela Emerald Street falan. Onlar siz mi belirlediniz? Evet. Projenin içerisinde. İşte bu dört ortak yaptıkları toplantılarda karar verdiler bu tarz şeylere. Dördü birden. Her şey ortak karar. Her şey ortak yapılmıştı. Yapıldı. Biz bugün şimdi bir tane 2+1 göreceğiz. Bir de evet. En önde villa göreceğiz galiba. Aynen öyle. Aa bak, burayı görmemiştim ben. Ya çok güzel bir bahçemiz var bizim burada. Tatil köyü gibi ya. Burası da böyle bir peyzaj alanı. Süs havuzumuz bu var. Bu arada bu alanın komple altına fitness salonu geliyormuş. Sauna. Spa. Tabii. Spa alanı geliyor. İkinci etapta da olacak mı onlarda? Olacak ya. İkinci etapta ısıtmalı havuzumuz da olacak. Kışın da girilebilecek havuza. Oo süper. İlk dün geldiğimde biraz şeydim. Sizin şiveye biraz alışamamıştım ama şimdi çok alıştım. Anlıyorum her şeyi. Annen, kardeşciğim. Anlarsan bizi. Tamam ya, sorun yok. Mesela kavşaklara sizde çember diyorlar. Çemberden evet.
çemberden evet. Sola, çemberden sağa. Aynen öyle. Konuşmamızı beğendiysen tamamdır. Evet evet. Ben şeye çok sinir oluyorum ama. Sadece dalga geçenlere sinir oluyorum. Onun haricinde güzel diyenlere, sevenlere de ben çok memnuniyetle. Ya. Ben böyle yeni şeyleri çok seviyorum. Mesela Farsça öğrenmeye çalışıyorum konuştukça. Fark ettim onu. Evet evet. Rusça öğrenmeye çalışıyorum. Fark ettim Rus müşterilerle Rusça konuşmaya çalıştıydın. Evet. Arkadaşlar şimdi 2+1 daireye geçeceğiz. Oradan da villaya geçeceğiz. Ceyda dairenin anahtarını alacak. Bu arada şu yol üzerinde en baştan bir önceki Sistar 3'te kalıyoruz. 2+1 bir daireye yerleştirdiler bizi. Harika. Gıcır gıcır ev. Yeni ev yani. Bu arada sitenin içerisinde bütün trafik kurallarını da koymuşsunuz. Tabii ki. Durma noktası. Çocuklar noktası. Var çünkü. Yaya geçidi tabii vesaire. Ki. Bisiklet yolu, 7/24 güvenliği. Bizim elektrik kesildiğinde var. Tabii ki. Elektrik kesildiğinde kullanabilir jeneratör var. İki adet jeneratör var, devreye giriyor. Hı hı. Ve tüm siteyi de aydınlatabiliyor. Aydınlatabiliyor. Evet. Arkadaşlar şimdi 2+1'in önüne geldik. Az önce şuradaydık. Sonra biraz yürüyüş yaptık. Senin yüzünden. Konuşturun çok konuşunca kafa karıştı. Aynen öyle daldık. Burası 2+1 bloğu değil mi? Evet. Toplam 4 daire var. Solda sağda evet. Toplam şimdi 4 blok. Burada 2+1 bir daire nasıl olur? Ona bakacağız. Four Seasons Life'ta. Sonra da villaya geçiyoruz buradan. Hazır olun. Ceyda seni takip ediyoruz. Buyurun efendim. Sizi evime davet edeyim. Aidat ne kadar burada? Değişiyor onlar. Değişiyor. Yani mesela bahçesi olanla bahçesi olmayan arasında fark var. Fark villası olanla villası olmayan arasında fark var. Çünkü hepsine eşit bölünürse biraz haksızlık olur. Burası bana yeter işte ya. Ne güzel. İki oda, bir salon. Tabii. Buradan terasa çıkış var arkadaşlar. Ön terasa, bahçeye. Hı-hı. Bahçe alanımız var. Burası açık ada mutfak. Yine Ankastreli veriyorsunuz galiba. Midea marka bunlar. Ankastreli. Villalarımızda da aynısını göreceğiz biraz sonra gittiğimizde. Taşımızla birlikte dönüyoruz arkasını. Aa. Ekstradan değişik bir seramik kullanmıyoruz. Uygun değil bu işler. Bunlar maliyetli işler yani. Bak şu kesim bile çok maliyetli. Şu birleşim çok maliyetli işler. Görsel olarak böyle çok daha şık ve güzel çünkü. Paradan kaçmadık diyorsunuz. Yok kaçmıyoruz hayır. Burada güzel bir bar. Burası salonumuz arkadaşlar. Evet. Burada da toplam 2 tane oda var. Hı hı. Biraz daha lüks bir otel konsepti gibi düşünebilirsiniz. Arka bahçemiz de mi var burada? Var ya. Hmm. Tabii biraz inşaat şeyi devam ettiği ediyor. İçin. Aynen öyle dış şekil. Burası örnek daire mi? Örnek dairedir ama örnek genelde bu şekilde teslim ediyoruz. Eşyalı isteyenlere. Eşyalı isteyenlere. Eşyalı isteyenlere bu şekilde teslim ediyoruz evet. Burası da bir diğer oda arkadaşlar. Aha. Burası daha büyük anladığım kadarıyla. Burada da bahçemiz bayağı büyük bizim bu arada. Tabii tabii. Alt kata verilmiştir kullanım alanı. Ama şu an peyzaj çalışmaları devam ediyor. Gayet yeterli. Burada bir tane de banyomuz var ortak. Tek zaten banyo tuvalet tek banyo. Var bunlarda. Evet. Yani şu an iki oda, bir banyo, açık mutfak ve salonumuz var. Hı-hı. Yeterli iki oda için. Daha ne olacak? Tabii ki yazlık ev için bence de gayet yeterli. Salonumuz arkadaşlar bu arada yaklaşık 30-40 metrekare salondan hariç. Totalde tahminimce 100 metrekare civarında bir daire burası. Benim iyidir gözlemlerim. Fark ettim. Ha, bu işte pro. Ya izlediğim videolarda öyleydiniz Yiğit Beyciğim. Şimdi sizin bu bölgede yaptığınız ilk proje, mesela bazı deneyimler edinmişsindir. İkinci projede mesela ne değiştireceğin? Var mı aklında olan bir şeyler? Tabii ki. İkinci projede daha gümbür gümbür olacak bence. Daha deneyimli olacaksınız orada. Kesinlikle. Arkadaşlar burası biraz sıcak. O yüzden şimdi direkt şey yapalım, villaya geçelim. Olur, villaya da geçebiliriz. 1+1'e de gidebiliriz. İkisinden birini biz seçeceğiz. Sürpriz olsun o zaman. Bence villaya geçelim. Olur. Tamam, evet sürpriz olsun. Beni arkadaşlar, dinle. Sürprizin orada. Görüşürüz. Arkadaşlar size bahsettiğim o villanın önüne geldik. Bunu şöyle söyleyeyim size. Yani normalde örnek daire geziyorduk ama bugün Ceyda'nın sayesinde burada şu anda yaşayan bir evi gezeceğiz. Ne kadar süredir burada yaşıyorlar şu anda Ceyda? Yaklaşık 1-2 ay oldu herhalde. 1-2 aydır. Hı-hı. Yeni taşındılar. Aynen öyle. Evi biz de daha önce görmedik. Ceyda galiba daha önceden görmüş olabilir. Tertemiz bir ev kokusu alıyorum. Hazırsanız anahtarı da üstüne taktık. Büyük ihtimal onlar ön bahçede bizim çekim bitirmemizi bekleyecekler. Burada 2 araçlık otopark var. Doğru mu? Özel, evet doğrudur. Bu arada daha önce de söylediğim gibi bu ön sıra komple deniz manzaralı ve havuzlu villalara ait alanlar. Şu anda Four Seasons Life. Birinci etaptayız arkadaşlar. İkinci etapla beraber toplam 700 kaç tane? 80 konut. 780 konut olacak. Evet. Valla mütevazi ama devasa bir inşaat şirketisiniz ya. İnşaat şirketisiniz. Konuşamadım. Büyüksünüz yani. Ortaklarımızla büyüğüz zaten. Büyük olduğunuz kadar da mütevazisiniz ya. Teşekkür ederiz efendim. İstanbul'a gelseniz de ya. Geleceğiz bir şeyler inşallah yapın. Kısmetse. Şimdi villamız ilk sırada. Bu arada size bahsettiğim restoran da şurada arkadaşlar. Hemen yanında. İnanılmaz bir deniz restoranı var. Biz Mehmetcan'la ilk geldiğimiz gün deniz restoranı olduğunu bilmeden gidip hamburger söyledik.
Böyle bir hamburger geldi. Sonra ertesi gün mezelerinden tattık. Mükemmel, İstanbul'da böyle meze bulamazsınız. Nasıl? Şu anda iddia ediyoruz. Kakatece'nin en iyi balık restoranı diyebiliriz. Ceyda, bir şey söyleyeyim mi? O porsiyonlar, o lezzet gerçekten çok fazlaydı. İstanbul'da her şey sayılı geliyor. Atıyorum, levrek marin söylüyorsun. Bir tane, iki tane geliyor. Burada bayağı bol bol her şeyden getirmişler. İki kişilik söyledik biz. Rahat üç kişi, dört kişi doyardı. Üç kişi, dört kişilikti. Vallahi helal olsun. Neyse, bu akşam bir daha yiyeceğiz galiba. Buradan başlıyorum. Evet, villaya giriş yapıyoruz. Gel Ceyda'cığım, bir erkek centilmen olarak kapını açmam gerekiyordu. Teşekkür ederim efendim, sağ olun. Malzemeler hakkında da sorular sorabilir miyim? Bilgin. Tabii, sorabilirsin. Mesela bu kapı normal çelik kapı, Amerikan kapı değil mi? Evet, çelik kapı. Ben de bilgilerim iyidir ha. O zaman seni test edelim, sen evet. Söyle bakalım. Burada da lake vestiyerimiz var. Evet, aynen öyle. Şöyle bir açalım. Daha önce de demiştim, dışarıda burada yaşayanlar var. Böyle iki kapaklı bir vestiyer ve ayakkabılık var aynı zamanda burada. Gayet yeterli bir, sonuçta yazlık olarak. Kesinlikle. Kullanılıyor. Buraya girdiğimizde salon ve mutfak karşılıyor bizi. Mutfaktan başlayalım. Fera, olur. Mutfağı sen bize anlat biraz. Ben, mutfağımız gördüğünüz gibi beyaz, biraz country style yapılmış. Benim evim de böyle bembeyaz. Benimki de böyle beyaz. Çok güzel bence. Tülay Hanım bayağı zevkli. Kendisi birazcık zevkini katmış. Çünkü normalde standartlarda böyle değil. Birazcık değiştirmiş. Kendisi öyle beyaz. Mi? Evet. Mesela bu Chimstone. Chimstone mermer. Bu çok pahalı bir işçilik. Buranın devam etmesi. Tabii. Burayı siz böyle bütün projelerde genelde evet. Aynı arkadaşlar gibi. Yaklaşın. Size bunu göstereyim. Daha önce bazı lüks projelerde de görmüştünüz. Zaten burası da kendini hemen belli ediyor. Bu gerçekten maliyetli bir uygulama. Bunu buradan birleştirmek, bu işçiliği yapmak. Seramik değil de Chimstone'dan daha pahalı neredeyse. Abartmayayım da o kadar bilmiyorum yani. Ama genelde arkasını hep seramik dönerler. Evet. Ya. Bence daha bütünsel gösteriyor bütünsel, mutfağı. Tabii. Evet, burada kesip de şöyle bir malzemenin arkasına sadece bir seramik uygulaması yapılması bence çok da güzel olmazdı. Yarı açık mutfak diyebiliriz buraya. Hı-hı. Yine lake mutfak dolapları, evet. Mobilyaları var. Ankastre fırın, hı-hı, mikrodalga. Buzdolabı herhalde zaten burada yaşayanların. Tabii ki. Siz bunları teslim ediyor musunuz? Ediyoruz. Bazılarını ediyoruz. O tercihe göre. Kesinlikle. Süper. Burada da geniş bir evimiz var. Bunları da siz herhalde hazır teslim ediyorsunuz. Tabii ki evyesiyle hazır teslim, aha, ediyoruz. Yalnız Tülay Hanım sanırım kendine göre o da değiştirmiş. Bir değişiklik yapmış. Evet. Ankastre bulaşık makinesi var burada. Hı-hı. Bunu da mı siz veriyorsunuz? İşte dediğim gibi onlar tamamen isteğe bağlı. Ya yani tercihe göre. Yani eşyalı isteyebilirsiniz. Beyaz eşyası içinde isteyebilirsiniz. Eşyasını seçebilirsiniz. Her şekilde opsiyonlar yardımcı oluyoruz. Yani. Kesinlikle. Burada da ankastre ocağımız var. Elektrikli mi bu? Evet. Elektrikli. Burada doğalgaz var mı Kıbrıs'ta? Yok. Ben Kıbrıs'a ilk defa geldiğim için bazı şeyleri öğrenmem gerekiyor. Yok, doğalgazımız yok. Tüp kullanıyoruz burada. Mutfak gayet güzel. Bu arada bir şey daha söyleyeceğim. Prizler üçlü. Evet. Yani şey, Amerikan tarzı böyle. Ne İngiliz deniyor? Tarzı. İngiliz tarzı. Hı-hı. Pardon. Tabii onun için özel konverterler var. Burada da bir kahve şahane alanı var. Kahve çok standı güzel var. Burayı kendileri mi yapmış Tülay Hanım'da? Evet. Tülay Hanım'ı tebrik etmek lazım bunun için. Bence nefis bir, evet, bölüm olmuş. Burada bir çeşitli kahve yapabileceğiniz makineler. Filtre kahve makinesi. Kettle. Bu da Türk kahvesi, hı-hı, makinesi. Kahveyi seviyorlar. Klimalar sizin tesliminizde mi? O da mı opsiyona dahil? Opsiyonlu. Opsiyonlu. Burada klimasız yaşam mümkün değil. Mümkün değil. Kesinlikle. Şimdi salona geçiyoruz. Salon direkt böyle zaten full deniz manzaralı arkadaşlar. Şu an esrafla dışarıda oturuyor. Neyse, izinliyiz, sorun yok. Evet. Bu kat kaç metrekare? Toplamda 180 metrekare. Ben size şöyle söyleyeyim, bir 40 metrekare, 50 metrekare bir salonu var. Gayet de yeterli. Evet evet. Bu mobilyalar zaten burada yaşayan kişilerin, benim anladığım, evet, kadarıyla. Bu yerdekiler ne? Yerdekiler standart bizim teslimde verdiğimiz ürünler. Kalakata diyoruz biz buna. Kalakata, o nedir mesela? Yani desenin adı. Desenin diyelim adı. Evet, desenin adı kalakata. Buradan da verandaya, bahçeye, özel havuza ve muhteşem oradan da muhteşem manzaraya. Özel plaja çıkış var. Bu arada ben bu sabah 4.30 gibi uyandım. Biz de biliyorsunuz projede konaklıyoruz. Onun için özel bir vlog çektim, koyacağım. Sabah 5.30'da denize gittim. Mükemmel. Burada yaşadığımı düşünsene. Arkadaşlar şöyleymiş. Ceyda da söyledi. Kıbrıs'ta en güzel plajlarına sahip koyuymuş burası. Zaten şu anda bir Miami Beach olma havasında inanılmaz projeler yapılıyor. Kuma ayağınızı basıyorsunuz suda. Pamuk gibi. Ayağın kayboluyor. Dünyanın en temiz plajları da şu anda. Öyle mi? Evet, bu bölgede. Bu bölgede. Suda bir tane kir görmedim yani. O kadar gıcır gıcırdı ki. Sonra da gittim hamakta biraz uzandım. Gün doğumunu bekledim böyle. Acayip bir meditasyondu yani, aşık oldum. Güzel bir lokasyon seçmişsiniz yani. Kesinlikle şahane. Daha projeler geliyor zaten bu bölgede. Öyle mi? Evet. Burada ne var merdiven altında? Burada misafir tuvaletimiz var. Misafir tuvaleti. Hı-hı. Buradaki mesela banyo mobilyaları standart. Hı-hı. Ahşap görünümlü. Aynen öyle. Burada banyo tezgahı. Ayna. Aynayı da veriyorsunuz herhalde. Tabii tabii. Şimdi bu katı tamamladık. En son bahçeye çıkalım Ceyda. Bence de. Rahatsız etmeyelim ev sahiplerini. Evet. Zaten sağ olsunlar, tatilli bizi kabul ettiler. Gökhan Bey ile Tülay Hanım'a buradan çok ama çok teşekkür ediyoruz.
artık. Bu merdivenler bütün dairelerde fix mi? Hepsinde aynı. Fix. Hepsinde camdan. Çünkü daha şık olduğunu düşünüyoruz kesinlikle. Biz. Görüntüyü engellemiyor. En azından mutfaktan da şöyle denize doğru hiçbir şekilde engeliniz yok. Camdan görebiliyorsunuz. Bak benim İstanbul'daki enerjimle buradaki enerjimin farkını anlamışsınız arkadaşlar. Burada daha böyle cool ve chill bir havam var. İstanbul'da daha koşturmalı bir havam vardı. Bu da maliyetli bir mevzu yalnız. Yani. Merdiven. Ama bizim için müşterilerimizin, alıcılarımızın yaşam önemli. Kalitesi önemli. Çok önemli. Yukarı çıkalım. Çıkalım. Önden çıkayım. Buyurun efendim. Siz misafirsiniz. Sizi önden alalım. Burada bir duvara aynası yapmış Tülay Hanımlar. Şahane, evet. Gayet güzel. Ayna biliyorsunuz derinlik katar. Çamaşır makinesi çalışıyor arkadaşlar burada. Kurutma ve çamaşır makinesi burada. Şimdi odaları gezmeye başlayalım. Burada bir tane yatak odası var. Balkonlu. Sitenin içine bakıyor galiba değil mi Ceyda? Doğrudur. Zaten iki yatak odası sitenin içine bakar. Ebeveyn yatak odası da direkt denize. Çocuklar ne yapacak zaten denize seyredip odada. Onlar zaten tüm gün gülüyor. Yani. Gömme dolaplar var mı? Teslimde. Arkadaşlar gelin bunlara da bakın. Bu hazır gömme dolaplar büyük bir nimet bu arada yeni taşınanlar için. Doğru mu? Kesinlikle. Çünkü dolap yaptırma derdine son demiş Ceyda'lar. Türkiye'de genelde dolap yok sanırım evlerde. Hiç yok. Aynen. Bizde de dolapsız teslim edersek döverler bizi genelde. Burada da diğer bir aslında şu anda bir çocuk odası var. Kendisi aynı zamanda da gamer galiba. Oyun oynuyor, bilgisayar oynuyor. Yalnız genişliğe bakarsan aslında çok da tek kişilik yatak odaları değil aslında. Değil. Çift kişilik diyebiliriz. Evet evet. Yazlık için büyük. Kişilik. Burada yine aynı dolap sistemi devam ediyor. Aynısı birebir. Ve bu diğer odanın metrekaresiyle aynı gibi geldi bana. Aynıdır evet. 25-20 metrekare civarı bir yani. Büyüklüğü var. Burada tahmin ediyorum ki ortak banyo var. Ben iyi bilirim bu işleri. Doğru tahmin. O kadar çok ev gezdik ki. Doğru tahmin. Burada da bir ortak banyo var bu katın arkadaşlar ve aynalı cam. Tabii ki. Burada da bir duşumuz var, walking shower. Bak aynadan kendine bakabilirsin. Hepsinde standarttır. Hepsinde standart mı onlar? Evet. Onların maliyeti ne kadar acaba ya? Aşağı yukarı biliyor musun? Aşağı yukarı bir şey şu anda söyleyemiyorum. Çünkü şu anda bildiğiniz gibi sürekli fiyatlar değişim gösteriyor. Bir şey söylesem yanlış bir şey yanlış olur. Yanlış bir şey olur. Ha, yanlış bir şey diyemeyim. Oo. İşte Instagram evi, Instagram dairesi burası. Gel burada story çek. Şahane. Şahane. Tam tatil storiesi. Evet bu ebeveyn odamız gördüğünüz gibi. Bu ebeveyn odasının en güzel yanlarından biri. Ben halılara basamıyorum bu arada. Oda sanki dolap odasıyla ayrı gibi. Arka tarafımız dolap odası. Bir şey söyleyeceğim. Bu tasarımı daha önce bir yerde gördüm sadece. Öyle mi? O da benim arkadaşım bir daire almıştı. DJ'in dubleksi diye Zekeriyaköy'de. Aynısını yapmiş böyle. Nasıl? Bence çok müthiş. Siz bütün daire villalarda şey. Yaptınız mı hepsinde bunu? Hepsinde aynıdır. Bence müthiş. Bunu isteyen dileyen kaldırdı. Dileyen bu şekilde bıraktı ama bence böyle harika olmuş. Bu bence daireler. Tam lüks otel konsepti aslında. Aşağı aynen. Yukarı. Otellerde de King Suite'lerde genelde böyle oluyor bu. Bazılarında böyle televizyon çıkar. Hatta otomatik. Giyim odasında böyle bölerler. Giyim aslında bölümü. Çoğunda biliyorsunuz biz aynı zamanda şirket olarak, For Vision olarak kiralamaya da yardımcı oluyoruz. Ama öyle tabii mi? Ki bu evler genelde ön tarafta. Denize sıfır alınanlar şahıslar kendi canlarına alıyor. Vermez ya. Mümkün değil. Ben de tabii vermem ki. Ha yani. Defolun ya kiracılar. Burada. Kocaman bir dolap var burada. Giyme dolabı. Onların özel kıyafetleri ne kadar düzenli ve tertipliler bu kesinlikle. Arada. Yaza hazırlıklı gelmişler. Kesinlikle. Bence 3 ay buradan kaçmazlar diye bu dolaplar hazır. Yine bunlar teşvik. Da içinde. Böyle. Yani satın alana bunları veriyoruz zaten büyük içerisinde. Gömme dolaplar var arkadaşlar. Sliding doors hepsi. Aynen öyle. Gayet yeterli yazlık için. Ama tabii en önemli yerimiz neresi? Tabii ki şu muhteşem manzaramız. Evet. Şimdi yaşandığı için ben sinekliği açmıyorum arkadaşlar. Çünkü çok sinek olur. Hiç kimseyi rahatsız etmeyelim gece. Burada muhteşem bir... Masaya bayıldım. Ne kadar minimal. En sevdiğim tarz buldum. Gerçek. Yemin ediyorum sana. Çok şık. Hayalimdeki yaşama şu an bak, sahip. Bak bir çalışma masasını bile sığdırabilecek evet. Kadar geniş bir daire. Bak maviyle nasıl uyum sağlamış görüyor musun? Mobilyalarla. Bu da Tülay Hanım'ın ince zevki. Burada da bir şey var bizim yaptığımız ama kendisi dizayn etmiş. Tülay Hanım mimarlık hizmeti versin bence. Bence dekorasyon de. Söyleyelim inince. Ben de bayıldım. Bu arada burası Mısır'a bakıyor arkadaşlar. Mısır manzarası. Yüzerek gidebiliriz. Bir şey söyleyeceğim. Karşıdan yerler bir orası neresi? Mausa'dan doğru o tarafı Rum tarafı. Ben bir an Larnaka olabilir. Evet Larnaka Ayanapa bölgesidir oraları ha. Diye buradan tahmin Afrika ediyorum. Buradan Afrika kıtası görünmez yani. Şimdi coğrafyadaki cahilliğim ortaya çıkmasın ama tahminim odur. Yani Larnaka olabilir. Evet manzaramızı gördünüz. Aşık oldum ya. Şahane. Gördük ki aşık olduk yani. Bu evlerin en büyük güzelliği zaten bence şu aksana manzarası ya. Arkadaşlar. Kıbrıs'a bir daha aşık oldum. Her arada. Gün şu sesle uyanmak. Ben kapıyı kapatmazdım ya zaten. Müthiş bence. Şimdi burada bir de ortak banyomuz var. Evet
o da çok şıktır. Çok güzeldir. Burası yine aynalı bir kaydırmalı kapı. Böyle kapattım. Burası böyle duşumuz. Açtım. Bu hepsinde sabit mi? Aynı aynıdır. Yine. Hemen arkasında duşumuz var. Duş da yine aynı. Mehmetcan çekebilirsin. Bu taraf çok şıktır bu banyoda. Evet. Ben kayboldum. Zaten ebeveyn yatak odalarının çoğu en suitlidir. Mesela kale marka banyo lavabosu ya bunlar. Bunlar da mı sabit hepsinde? Tabii. Bu da gayet güzel. Normal düz ayna değil. Böyle filmli ayna. Yok yok evde ya. Ya gerçekten bayağı zaman harcamışsınız bu projeye. Tabii ki. Çok büyük 4 inşaat şirketi var bu işin içinde. Bana bir tane hediye et. Bu kadar övdüm. Var bir tane var. Sonra konuşuruz. Şimdi ekranda konuşmayalım. Sonra konuşuruz. Şimdi dairenin içini, villanın içini gezdik arkadaşlar. En güzel kısmı. Sizi cennete götürüyorum. Bahçeye gidiyoruz, havuza gidiyoruz. Ondan sonra da bir plajın önünde biraz turlarız. Aşağıda görüşürüz. Şimdi evin en güzel alanına geldik. Bu arada orada biraz böyle evin ambiyansından ben böyle lay lay lom hemen yukarı çıktım. O merdivenin altında bir peyzaj alanı vardı. Evet. Oraya burayı alanlar mı yaptı yoksa sabit mi orası? Yok sabit. Oo. Yeşillik bir yer düşündük böyle. Harika. İnsanın ruhunu dinlendirecek. Müthiş. Yani siz dizayn ettiniz ve bütün villalarda var o. Evet. Bu arada çok önemli bir şey söyleyeceğim. Yukarıda bana şey yaptınız. Ev sahibine sorduk. Şu anda buradan baktığımda Lübnan gözüküyor. Beyrut gözüküyor. Şu beyaz yerler Beyrut. Çok emin olmamak. Lübnan olabilir diyorum neyse. Şimdi bahçe alanından başlayalım. Bu arada bahçemiz yan taraftan başlıyor arkadaşlar. Burası komple bizim bahçeye ait. Yani misafirlerini direkt buradan bahçeye ağırlayabilirsin içeriye sokmadan. Ve burada da aslında bir kitchenette var. Bir mutfak alanı var. Aynen mangal alanı gibi mangal düşünebiliriz. Aha. Servis için. Yani yazın içeride yemek yiyen pek yoktur bence. Dışarıda yeniyordur direkt akşam buradan yemekleri. Servisimizi yapabiliyoruz. Aynen. Burası da bir depo alanı. Hı-hı. Bu mutfak tezgahı bütün bahçelerde sabit mi? Genelde aynıdır. Aynen. Evet. Buraya biraz da peyzaj çalışması yapmışlar ekim biçim. Tüm görmüş olduğunuz projede peyzaj çalışması yapılmıştır. Yapıldı. Bakımları da yapılır. Temizlikleri her şeyi. Bütün verandalar aynı mı mesela bu? Evet aynıdır. Ahşap görünümlü kaplamalar. Islak zemin aslında bunlar ve havuzun taşma sistemi nasıl? Yandan. Overflow sonsuzluk. Yandan sonsuzluk. Sonsuzluk havuzu harika. Bütün villalarda hepsinde sabit aynıdır. Mi? Baksana ya böyle bir luxury var mı ya? Şuna bakar mısın? İster denize gir ister havuza gir. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Kıbrıs'ın en güzel evini geziyorum ben şu anda. Bence de. Bayıldım ya. Burada bir duş zaten bizim var. Projemiz diye demiyorum ama yani çok mütevazi olamayacağım bu konuda. Üzgünüm. Bence de olma. Benim böyle bir projem olsa ben neler yapıyorum biliyor musun? Neler anlatırım yani. Çok da böyle göze sokmaya gerek yok ama. Sadece kanalımı o videolarla doldururum. Şimdi bugün yine benim projedeyiz. Ne güzel mobilya koymuşlar ya. Nasıl? Ay çok güzel ya. Kıbrıs'a mı yerleşsem acaba ya? Hemen ev verelim sana buradan. Evet. Hemen. Valla yerleşim ne yapacağız? İstanbul'a ne yapıyoruz? Ne oldu yani? Nedir yani? Ankara ayağını denk atmazsa Kıbrıs'a kaptıracak. Üstelik de şöyle söyleyeyim. 8 aya yakın denize girebiliyorsun. Ne? 8 ay. 4 ay sadece boş. Akdeniz. Ben bir deniz çocuğuyum ya. Ben ona karar verdim. Tamam geliyorum ben. Hemen ayarlarız. Hiç merak etme. Evet. Projenin önündeki villalar böyle hafif oval şeklinde dizilmiş. Evet. Hani adeta sanki şeyde İspanya'da Marbella'da bir villa sitesi gibi görünüyor. Harika. Bu arada ikinci etap başladı herhalde. Tabii başladı. Son sürat devam ediyor da. Siz buradaki tecrübeleri oraya aktaracaksınız. Daha da güzeli. Daha da güzelini yapacaksınız. Bak şimdi geldim evden çıktım sabah uyandım. Bir havuza atladım. Yok havuza atlamadım denize gidiyorum ben direkt. Şuna bakar mısın ya? Müthiş. O ovallik bak burada da çim üzerinde insanlara dinlenme bölgesi olarak geri döndü. Zaten beach barı da olacak. Sizin projede ben şuna çok dikkat ederim. Siz peyzaja inanılmaz önem veriyorsunuz. Aynen. Çimler arkadaşlar askeriye gibi, ordu evi gibi yani dümdüz. Onu dileyen değiştirebiliyor bu arada. Kimisi isteyen sahte çim de koyabiliyor. Hi, yani how are Türkiye'de you? Aidat Where are you from? I am from Ukraine. You? I'm from Kazakhstan. How old are you? I am 11 years old. Oh, nice. You? I'm 10 years old. This is laptop. Are you a businessman? So you're in vacation here? Yes, we have house. Ah, nice. What's your name? My name is Yirmihan. Yirmihan. Yes. What's My your name? My name is Sasha. Sasha. So I speak a little Russian. Меня зовут Ит. Что ты делаешь? Hey, what's up? How are you? Great. What's your name? David. Do you use YouTube? YouTube. Are you a YouTuber? Yeah. Maybe you can subscribe to me. What channel? Yigit Portakal. Am I in the video? Yes. Yeah, you're in the video. I know a little bit Turkish. So speak. Merhaba. Merhaba, nasılsın? Kaç yaşındasın? 11. Nice. Guys, see you. Have a nice vacation.
Yeni arkadaşlar edindin. Evet. Kakatece'de Kazakistanlı ve Ukraynalı. Onların evlerine misafir bile olurum. Benim bak Afrika'nın ortasını bırak bulurum yolumu. Süpersin, bitti. Ya şu sitenin güzelliğine bak. Bak ne kadar tatlı çocuklar. Huzurluk. Özgüvenli kendine. Bak onlar mesela bıcır burada bıcır arkadaş olmuşlar. Kazakistan, Ukrayna. Evet. Burada Ukrayna'dan da, Kazakistan'dan da, Almanya'dan da birçok müşterimiz var. Norveç'te müşterimiz var. Evet. Alıcımız var. Bence ve bunlar Türklerin bizim de burayı en tercih büyük etmesi lazım tamam. Ya. Tamam. Zaten niye girdiğimiz ev Türkiye'den. Doğru, gerçi doğru. Ev sahiplerimiz. Aynen. En büyük güzelliğine 7/24 güvenlikli bir sitedeler ve bir mahalle kültürü var burada. Eskiden hani yaşadığımız o mahalle kültürü var ya, o yazlık, sıcaklık, o samimiyet, yazlık kültürü. Aynen öyle, o samimiyet var burada. Ben onu çok iyi bilirim. Çocukluğum şeyde, bizim yazlık Silivri'deydi, Selimpaşa'da. İstanbul'un merkezine bir saat uzaklıkta falan. O kadar güzel yazlık arkadaşlıklarımız vardı ki biz. Tabii ki. Böyle biz grup halindeydik ama böyle büyük bir siteydi. Böyle 15-20 çete gibiydik ya. Ortalığı nasıl birbirine katardık. O günlerin tadı başka. Taso falan oynardı, Pokemon. Şimdi herkes telefonla oynadığı için şöyle bir şansı yok. Bak ben sabah bu hamaktaydım işte. Sabah buraya uzandım. Şurada denize girdim. İşte burası da kumda, kuma batmak istemeyen insanlar için bir yer. Yani ben ayağım kum olsun istemiyorum diyenler için bak de burası. Bak mesela yani projeyi yapıp öyle işte dandik şezlong koymamışsınız. Locaları yapmışsınız. Yok olur mu? Her tuzlu şey suya dayanıklı seçilmiştir. Öyle mi? Tabii ki. Çünkü tuz biliyorsun malzemeyi bir müddet sonra yer. Deforme eder. Tabii deforme eder. Ona uygun malzeme seçildi. Her şeyde, evlerde de. Vay be. Denizin tadını yine çocuklar çıkardı. Şimdi şöyle bir olay da var. Şimdi bu bölge, İskele bölgesi dünyanın en temiz denizine sahip. Aynen öyle. Bu bak, Forbes dergisi, Times dergisinde de çıkmış. Çıktı. Şimdi burada yeni böyle sizin gibi bir sürü de başka projeler yapıyor. O zaman burada fiyatlar artacak. İnsanların burada bir an önce alması lazım. Tabii ki fiyatlar artacak. Hem neden artacak? Bir müddet sonra alan da daralacak. Pay küçülecek. Bu defa pay küçüldüğü için çok büyük ya da çok fazla konut yapılamayacağından dolayı fiyatlar artacak. Resale'ler olacak. Tekrardan satmak isteyen. Tam bir Miami Beach havası var böyle ya. Şimdi kaç tane daire tipi gördük. Çok güzel bir villa gördük. Buranın biraz fiyatlarından bence bahsetmemiz gerekiyor artık. Gel şöyle manzaraya karşı söyleyelim bari. Söyleyelim ki insanlar da manzarayı da satın aldıklarını bilsinler. Full şimdi, denizin içinde ya ev. Şimdi şeyden başlayalım. Hangisinden başlayalım? Villa. Villadan başlayalım. Bu son satılan villanın fiyatını vereyim ben sana. Aha. Başlangıçtan itibaren vermem çok da mümkün değil. 780 bin sterline satıldı. Anahtar teslim. Anahtar teslim. Kaldı mı villa? Maalesef. Niye geldik? Devam ediyoruz işte. Ha, karşıda. İkinci etap tabii, var. Tabii ikinci etapı devam orada nasıl ediyoruz. Olacak fiyatlar aşağı yukarı? Orada da işte 100 binle 300 bin bandında şu anda. Ama onlar da artacak tabii. Artacak. Tabii burası denize yakın tabii olduğu için. Tabii bildiğin gibi aynen öyle. Hem denize yakın olduğu için hem de bildiğin gibi bir projeye başladığında, proje aşamasında aldığında daha uygun fiyatı alabiliyorsun. Sonrasında dairelerin fiyatları nasıl? 150 binle 250 bin civarı. 150 binle 200 bin. O zaman ikinci etap bittiğinde oraya da biz çekelim. Olur tabii ki, bekleriz biz sizi. Yani zaten bak başka bir kanal YouTube, yok sadece Instagram. Seninle çalışacağız. Birisini görürsem hayır, kesinlikle. İstanbul'dan uçar gelirim. Sana ihanet yok. Aynen, uçar gelirim. Projenin ortasına yatarım. Kendimi kazırım. Kimse çıkaramaz. Hayır, bravo, kimseyle çekim yok. Hayır. Aynen. Kimseyle çekim yok. Bir tek sen. Fiyatları duydunuz. Tabii yardımcı olabiliriz tabii ki bu fiyatların üzerinden. Hatta şimdi bunu söylüyoruz ama. Yiğit Portakal'dan geldik derlerse böyle bir indirim yapın bari. Tabii ki güzel ya. Bir indirim yaparız. Ne demek? Aynen. %1, %2 bir şeyler yapın. Yaparız. Y Portakal indirim koduyla indirim tabii ki kazanabiliyorsunuz. O da sürpriz olsun. Sürpriz birden olsun. Fazla olabilir yani. Onu söyleyelim de birden fazla olabilir. Öyle mi? Olabilir. %1'den fazla yapabiliriz. O zaman bol bol arkadaşlarınıza atın videoyu. Beğenin, like atın ki indiriminiz çoğalsın yani. Şimdi bugün Kıbrıs'taki bu projedeki günümüzü tamamladık. Ceyda'ların yine başka bir projesine gideceğiz. Onu da yarın çekeceğiz, yarın sabahtan. Courtyard projesi, Long Beach. Dövecim projesi. Dövecim projesi. Hı hı. Kardeş şirket diyelim. Evet. Kardeş şirketin projesini de çekelim yarın. Ceyda'yı zaten size söylemiştim. Tunalı İnşaat, Kıbrıs'ın en büyük inşaat firmalarından biri. Canımsın. Teşekkür ederiz. Ben doğruyu söylerim. Burada da bu arada yani buradaki ortaklarımızın hepsine de bir teşekkür edelim. Herkese çok teşekkür ederim. Evet, Tunalı, Döveç, Noyanlar ve Recaioğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Çünkü beraber yani bence müthiş bir güzellik. Normalde çünkü şirketler çok güzel böyle evlilikler sürdüremezler. Evet, onu merak ettim ben. Biz harikayız bu konuda. O yüzden onlara da çok teşekkür etmek istiyorum. Harika bir yönetim şekli kurmuşsunuz. Kesinlikle. Yani. İki o firma bile çok zor takılıyor ya. Aynen öyle. Helal ki olsun. 4 taneyle birlikte anlaşabilmek herhalde çok büyük zorluktur diye düşünürken evet. Bence bu işi harika götürüyorlar. Bu arada Handişko'ya çok selam. Handişko, sana selamlar. Evet. Öpüyoruz seni. Öpüyoruz seni. Tanışmamıza vesile olan Handişko'muz. Evet. Şimdi bugünlük bu kadar diyoruz arkadaşlar. Yani bir sonraki hafta Kıbrıs'ın diğer partiyle devam ediyoruz. Kıbrıs'a ilk geldik. Bundan sonra da geleceğiz. Benim Levent'e gitmemden daha hızlı geldim ben buraya. Bir saatte iniyorsun ha İstanbul'dan çat diye. 1,5 saat bile değil. Buraya da 40 dakika. İzmir 1,5 saat. Antalya 1,5 saat. Burası niye 1 saat ya? Ama mesafe olarak daha uzun burası. Anlamadım neyse. Selam söylemek istediğin biri var mı? Anneme söylüyorum buradan. Ceyda'nın annesine çok selamlar anneme, bu arada. Anneme, eşime, çocuklarıma, evet. Sayın da daha.
Arkadaşlar bir sonraki Kıbrıs vloguna kadar kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olmayı, yorum yazmayı, bakın ta buralara 35 derece 40 dereceleri geldim siz için yani. Kendinize çok iyi bakın. Önümüzdeki hafta görüşürüz. Sizi çok seviyorum. Ev almayı unutmayın. Evet.